Arsen Lüpen'in itirafları. Maurice Leblanc. Seslendiren Ayla Özünlü. Nikah yüzüğü. İvan Diorny oğlunu öpüp ona akıllı olmasını tembihledi. Büyükannen Diorny'nin çocukları fazla sevmediğini biliyorsun. Şimdi seni evine çağırmışken ona ne kadar uslu bir çocuk olduğunu göstermelisin. Fräulein, kendisini yemekten sonra hemen eve getirin, dedi dadısına dönerek. Monsieur hala evde mi? Evet madam, sayın kont çalışma odasındalar. İvan Diorny yalnız kalır kalmaz dışarı çıkan oğlunu görmek üzere pencereye yöneldi. Bir süre sonra çocuk malikaneden çıktı ve başını kaldırıp annesine her gün yaptığı gibi öpücükler yolladı. Ardından da dadısı, İvan'ın hayretle fark ettiği bir şekilde anlaşılmamış kaba bir hareketle çocuğun elini yakaladı. İvan pencereye doğru biraz daha eğildi. Çocuk ana caddenin köşesine vardığında aniden arabasından inip oğluna doğru yaklaşan bir adam fark etti. Bu adam eşinin güvenilir hizmetçisi Bernard'ı tanımıştı. Çocuğu kolundan sarstı, dadıyla birlikte arabaya bindirdi ve şoföre uzaklaşmasını emretti. Bütün bunlar 10 saniye sürmemişti. İvan alt üst olmuş bir halde odasına koştu. Üzerine bir şeyler geçirip kapıya yöneldi. Kapı kilitliydi ve üzerinde anahtar yoktu. Hızlıca yatak odasına geri döndü. Yatak odasının kapısı da kilitliydi. Birdenbire eşinin sureti zihnine çarpıverdi. Herhangi bir gülümsemeyle aydınlanmayan bu karanlık sima, yıllardan beri kırgınlık ve kin hissettiği o acımasız bakışlar. O yaptı, dedi kendi kendine. Çocuğu o aldı. Ah, korkunç. Kapıyı yumrukladı, tekmeledi. Sonra da şömineye doğru atılıp zili çaldı. Bütün gücüyle çaldı. Malikanenin bir ucundan diğer ucuna zil sesi çınladı. Bu kadar sese hizmetçiler gelmeliydi. Belki de yoldan geçenler toplaşacaktı. Çılgın bir umutla zili sallamaya devam ediyordu. Kilit çevrildi, kapı şiddetle açıldı. Kont yatak odasının eşiğinde belirdi. Suratındaki ifade öylesine korkunçtu ki İvan titremeye başladı. Yaklaştı. Aralarında 5-6 adım vardı. Büyük bir çaba göstererek hareket etmeye çalıştı. Ancak adam hareket etmesini engelliyordu. Konuşmaya çalıştıkça dudaklarını kıpırdatamıyor, tutarsız sesler çıkarıyordu. Kaybolduğunu hissetti. Ölüm fikri kendisini alt üst etti. Dizleri büküldü, iniltiyle çöküverdi. Kont atılıp kadının boğazına sarıldı. "Kes sesini, yardım çağırmaya çalışma," dedi alçak sesle. "Böylesi senin yararına." Kadının karşı koymadığını gördüğünde kavrayışını gevşetti ve cebinden hali hazırda farklı uzunluklarda kesilmiş bez parçaları çıkardı. Birkaç dakika içinde genç kadın eli kolu bağlı bir koltukta yatıyordu. Yatak odasına gölgeler istila etmişti. Kont ışığı yakıp İvan'ın mektuplarını koyduğu küçük yazı masasına doğru yöneldi. Masayı açamayınca demir bir kanca yardımıyla kırdı. Çekmecelerini boşalttı ve tüm kağıtları yanında getirdiği kartonun içine yağdı. "Zaman kaybı, değil mi?" diyerek alay etti. "Faturalar ve önemsiz mektup yığınından başka bir şey değil. Senin aleyhine hiçbir delil yok. Peh, beni oğlumu tutmaktan alıkoyamayacak. Tanrı'ya yeminim olsun, oğlumu bırakmayacağım." Odadan çıkarak kapının yakınında duran hizmetçisi Bernard'ın yanına gitti. Alçak sesle konuşuyorlardı ancak İvan hizmetçinin dediği birkaç sözcüğü işitmişti. "Kuyumcu yanıt verdi emrimde." "İş yarın öğleye ertelendi," dedi kont karşılık olarak. "Annem arayıp daha erken gelemeyeceğini söyledi." Ardından İvan kilit sesini ve kocasının çalışma odasının bulunduğu giriş katına kadar inen ayak seslerini işitti. Uzun süre hareketsiz bir şekilde kaldı. Zihni sanki içinden geçerken kendisini yakacak belirsiz ve hızlı fikirlerle bulanmıştı. Kont Diorny'nin utanç verici davranışını, kendisini aşağılayan hareketlerini, tehditlerini, boşanma planlarını düşündü. Yavaş yavaş gerçek bir komplonun kurbanı olduğunu anlıyordu. Hizmetçiler efendilerinin emriyle yarın akşama kadar izinliydiler. Dadı, kontun emri ve Bernard'ın suç ortaklığıyla oğlunu götürmüştü. Oğlu dönmeyecekti. Onu bir daha asla göremeyecekti. "Oğlum!" diye yakardı. "Oğlum!" Acıyla çileden çıkan tüm sinirleri, kasları hayvani bir çabayla kasıldı. Sağ elinin biraz hareket ettiğini hayretle fark etmişti. Böylece içine dolan çılgın bir umutla ve sabırla yavaş yavaş bağlarından kurtulmaya çalıştı. Uzun sürdü. Bağları yeterince gevşetmek zaman aldı. Bir kez elini kurtardıktan sonra kollarının üzerindeki diğer ipleri çözmek daha da vaktini aldı. Sonra ayak bileklerini kurtardı. Bütün bu çaba boyunca kendisini ayakta tutan oğluydu. Saat 8'i vurduğunda son engelde düştü. Artık özgürdü. Zar zor ayakta duruyordu ancak yoldan geçen ilk kişiden yardım isteme gayesiyle pencereye koşup pencerenin ispanyoletini açtı. Tam da bir polis memuru kaldırımda yürüyordu. Eğildi. Ancak suratını yalayan serin akşam havası, skandalı, soruşturmayı, sorgulamaları oğlunu daha sakin düşünmesini sağladı. "Tanrım, Tanrım! Oğlumu geri almak için ne yapmalı? Nasıl kaçmalı? En ufak gürültüde kont geliverir. Daha da hiddetli bir hareketle kim bilir?" Ani bir endişeyle baştan ayağa dek ürperdi. Zavallı zihninde ölüm korkusu oğlunun suretine karışıyordu. Boğazı sıkılıyormuşçasına kekeledi. "İmdat! İmdat!" Durdu. Alçak sesle, sanki bu sözcük içinde bir fikri, bulanık bir anıyı uyandırıyormuş gibi pek çok kez kendi kendine yineledi. "İmdat! İmdat!" Yardım beklemek çok da imkansız bir şey değilmiş gibi geldi. Birkaç dakika boyunca gözyaşları ve irkilmelerle kesilen derin bir düşünce halinde kaldı. Sonra neredeyse mekanik bir hareketle kolunu yazı masasının üzerinde asılı duran küçük kitaplığa doğru uzattı ve birbiri ardına 4 kitabın sayfalarını dalgın dalgın karıştırdıktan sonra yerine koydu. 5. kitapta aradığını bulmuştu. Bir kartvizit. 2 sözcüğü gözleriyle heceledi. Horace Velmont. Kurşun kalemle adresi yazmıştı. Cercle de l'Eau Royal. Birkaç yıl önce bu malikanedeki bir resepsiyonda bu adamın kendisine söylediği garip bir cümle hafızasında belirdi. "Herhangi bir tehlikeyle karşılaşırsanız, yardıma ihtiyacınız olursa çekinmeyiniz. Bu kitabın arasına koyduğum kartı postaya atınız. Saat kaç olursa olsun, ne gibi bir engel olursa olsun geleceğim." Böylesi bir cümleyi nasıl da garip bir havayla, kesinlik, güç, sınırsız kudret ve yılmaz bir cesaretle söylemişti. Aniden bilinçsizce, karşı koyulamaz ve sonuçlarını öngörmek istemediği bir kararın baskısı altında İvan, aynı mekanik hareketlerle havalı zarfı alıp içine kartviziti koydu. Mühürleyip ad ve adresten oluşan şu 2 satırı yazdı. Horace Velmont. Cercle de l'Eau Royal. Aralık pencereye yaklaştı. Dışarıda polis memuru gezinmeye devam ediyordu. Zarfı şansın ellerine bırakarak yolladı. Belki biri bu kağıt parçasını bulur. Kayıp bir mektup olarak görür ve postalardı. İşin saçmalığını kavradığında zarfı atmıştı bile. Mesajın doğru adrese gideceğini varsaymak delilikti. Çağırdığı adamın saat kaç olursa olsun, ne gibi bir engel olursa olsun, yardımına geleceğini ummak daha büyük çılgınlıktı. Çabanın hızı ve acımasızlığından daha da canlı bir tepki oluştu. İvan sendeledi, bir koltuğa yaslandı ve tüm gücünü kaybederek kendini bıraktı. Sadece arabaların sokağın sessizliğini bozduğu kasvetli kış akşamlarından birinde zaman akıp gidiyordu. Saat acımasızca vurdu. Genç kadın çınlamaları sayarken yarı uyku yarı uyanıklık halindeydi. Aynı zamanda malikanenin farklı katlarından gelen çeşitli sesleri işitiyordu. Eşinin akşam yemeğini yediğini, odasına kadar çıkıp sonra çalışma odasına geri döndüğünü biliyordu. Ancak bütün bunlar pusluydu. Kendisini öylesine uyuşuk hissediyordu ki, eşi içeri girse koltuktan kalkacak hali yoktu. Saat 12 kez vurdu. Gece yarısı, sonra yarım, sonra bir. İvan hiçbir şey düşünmeksizin başına geleceklere kendini hazırlıyordu. Karşı çıkmak faydasızdı. Oğlunu ve kendini, tıpkı fazlasıyla acı çeken, ancak artık çekmeyecek olan ve sevgiyle kollarını birbirine dolamış varlıkları canlandırır gibi gözünde canlandırdı. Ancak bir kabusla sarsıldı. Bu iki varlığı birbirinden ayırmak istiyorlardı. İçinde korkunç bir his vardı. Sayıklama halinde ağlayıp hırıltılar çıkarıyordu. Bir hareketle yerinden sıçradı. Biri kilidi açıyordu. Çığlıklarını duyan Kont şimdi kapıda belirecekti. İvan çevresinde kendini savunabileceği bir silah aradı. Ancak kapı açılmıştı bile. "Sizsiniz!" diye kekeledi. Sanki gözler önünde bir mucize gerçekleşiyormuşçasına afallayarak. Üzerinde frak ve pelerinli paltosu, kolunun altında silindir şapkasıyla bir adam yaklaştı. Bu ince, şık genç adamı hemen tanımıştı. Horace Velmont. "Sizsiniz!" diye tekrar etti. "Lütfen beni bağışlayınız madam. Mektubunuz elime geç ulaştı." "Bu mümkün mü? Karşımdakinin siz olması, gelebilmiş olmanız mümkün mü?" Oldukça şaşkın görünüyordu. "Çağrınıza karşılık vereceğim konusunda söz vermemiş miydim?" "Evet ama..." "İşte karşınızdayım," dedi gülümseyerek. İvan'ın kurtulmayı başardığı bez parçalarını inceledi ve incelemesine devam ederken başını salladı. "Bunlar kullanıldı değil mi? Sanıyorum ki bunu yapan Kontes Diorny'ydi, değil mi? Ayrıca sizi hapsetmiş bulunduğunu da görüyorum. O halde nasıl oldu da mektup atabildiniz? Ah, şu pencereden. Kapatmamak ne kadar da büyük tedbirsizlik." Adam pencerenin kanatlarını dışarı ittirdi. İvan korkmuştu. "Ya biri duyarsa?" "Malikanede kimse yok, dolaştım." "Yine de..." "İşiniz 10 dakika önce çıktı." "Nereye gitti?" "Annesi Kontes Diorny'ye." "Siz nereden biliyorsunuz?" "Ah, gayet basit. Annesinin hasta olduğunu haber veren bir telefon aldı. Aramayı yapan ben olduğumdan, tahmin ettiğim gibi Kont alelacele çıktı. Hizmetçileri de peşinden. Ardından özel anahtarlar yardımıyla içeriye girdim." Tüm bunları dünyanın en doğal hareketiymiş. Hatta bir salonda, önemsiz, kısa, eğlendirici bir öykü anlatıyormuşçasına anlatmıştı. "O halde annesinin hastalığı gerçek değil," dedi bir an yeniden ani bir endişeye kapılan İvan. "Bu durumda geri gelecek." "Kesinlikle. Kont en fazla 45 dakika içinde kendisine oyun oynandığının farkına varacak." "Gidiyoruz. Beni burada bulmasını istemiyorum. Oğlumu bulacağım." "1 dakika." "1 dakika mı? Oğlumu alıp götürdüklerini bilmiyor musunuz? Belki de canını yakıyorlar." Kasılmış bir surat ve ateşli hareketlerle Velmont'u itmeye çalıştı. Adam ise oldukça nazikti. Oturması için zorladı. "Beni dinleyiniz madam," dedi ciddi bir sesle. Saygılı bir tutumla eğilip, "Her dakikası epey kıymetli olan bu zamanı kaybetmeyelim. Öncelikle şunu hatırlayın. 6 yılda 4 kez karşılaştık ve 4.'sünde bu malikanenin salonlarında sizinle, nasıl desem, gayet duygusal konuşmuştum. Siz ise bana ziyaretlerimin sizi rahatsız ettiğini hissettirmiştiniz. O günden sonra sizi bir daha görmedim. Yine de her şeye rağmen bana güveniniz olmalı ki bu kitabın sayfaları arasına yerleştirdiğim kartı saklamışsınız. Ve 6 yıl sonra bir başkasını değil de beni çağırmışsınız. Şimdi sizden bu güveni tekrar bekliyorum. Bana gözünüz kapalı güvenmelisiniz. Gelirken aştığım güçlükler gibi durum ne olursa olsun sizi kurtaracağım." Buyurgan ama dostane bir sesle konuşan Horace Velmont'un sakinliği yavaş yavaş genç kadını yatıştırdı. Halen zayıf olduğundan bu adamın karşısında yeniden rahatlama ve güven hissine kapıldı. "Korkmayın," diye tekrarladı. "Kontes Diorny, Vincennes korusunun bir ucunda oturuyor. Eşinizin bir araba bulduğunu varsaysak bile, 3'ü çeyrek geçeden önce dönmesi imkansız. Şu anda saat 2:35. Sizi temin ederim saat tam 3'te buradan ayrılacağız. Ve sizi oğlunuza götüreceğim. Ancak öncesinde her şeyi öğrenmek istiyorum. Ne yapmam gerekiyor diye sordu kadın. Açıkça sorularımı yanıtlamalısınız. Tam 20 dakikamız var. Ne eksik ne fazla. Başlayın. Kontun suça meyilli olduğunu düşünüyor musunuz? Hayır. O halde mesele oğlunuz değil mi? Evet. Sizi başından savmasının sebebi, sizden boşanıp evinizde birlikte yaşadığınız eski yakın dostlarınızdan biriyle evlenmek istemesi, değil mi? Ah, lütfen açıkça yanıtlayınız. Bunlar bilinen gerçekler. Tereddüdünüz, endişeleriniz şimdi oğlunuzu aldığında kesinleşmiş olmalı. Demek eşiniz başka bir kadınla evlenmek istiyor. Evet. Bu kadının parası yok. Sıfıra tüketmiş kocanızınsa annesi Kontes Diorny'den gelecek emeklilik parasından ve oğlunuza 2 amcasından kalan büyük servetin gelirinden başka bir kaynağı yok. Eşiniz bu büyük servete imreniyor ve çocuk kendisine emanet edilirse bu servete daha kolay konacağını düşünüyor. Bunun için de tek çare boşanmak. Yanılıyor muyum? Hayır. Şimdiye kadar bu süreci durduran nedir? Sizin gönülsüzlüğünüz mü? Evet, ayrıca kayınvalidem dini hassasiyeti sebebiyle boşanmaya karşı. Kontes Diorny sadece tek bir şartla izin verecektir. Ve o şart da beni utanç verici davranışlarla itham edip bunu kanıtlamaları. Belmont omuz silkti. Bu durumda ne size ne de oğlunuza bir şey yapabilir. Yasal anlamda, çıkarları açısından da en ortadan kaldırılamaz engellerden birine çarpmış, gururlu bir kadının erdemine. Yine de aniden bir mücadeleye başlıyor. Ne demek istiyorsunuz? Demek istediğim, Kont gibi bir adam, pek çok tereddüt ve imkansızlıktan sonra, kendisini belirsiz bir maceraya sürükleyerek riske atıyorsa, ya elleri arasında bir koz vardır, ya da olduğuna inanıyordur. Ne kozu? Bilmiyorum, ancak bir koz var. Elinde böyle bir şey olmadan oğlunuzu kaçırmaya yanaşmazdı. İvan umutsuzluğa kapılmıştı. Korkunç. Ne yapacağını, ne kuracağını bilebilir miyim ki? İyi düşünün. Hafızanızı yoklayın. Bakın, kırdığı şu masadan alıp götürdüğü mektuplar arasında size karşı kullanabileceği bir tane bile mektup yok mu? Yok. Ya tehditler savururken size söylediği sözlerde bir ipucu yok mu? Yok. Yine de diye tekrarladı Velmont. Bir şey olması gerek. Kont'un yakın olduğu, güvenebileceği bir dostu var mı? Diye devam etti. Hayır. Dün kendisini ziyaret eden biri oldu mu? Hiç kimse gelmedi. Sizi bağlayıp kilitlerken tek başına mıydı? O anda evet. Peki ya sonrasında? Sonra kapının yanındayken hizmetçisi geldi. Bir kuyumcu hakkında konuştuklarını işittim. Hepsi bu mu? Yarın, daha doğrusu bugün öğlen gerçekleşecek bir şeyden bahsettiler. Çünkü öncesinde Kontes Diorny gelemezmiş. Velmont düşündü. Bu konuşma, eşinizin planları hakkında aklınızda bir şeyi çağrıştırdı mı? Ne yazık ki hayır. Mücevherleriniz nerede? Kocam sattı. Size tek bir tane bile kalmadı mı? Hayır. Bir yüzük bile mi? Hayır, dedi kadın ellerini göstererek. Şu alyans dışında hiçbir şey kalmadı. Nikah yüzüğünüz. Nikah. Durdu, sessizleşti. Belmont kadının kızardığını fark etti, kekeliyordu. Mümkün olabilir mi? Ama hayır bilmiyor ki. Belmont hemen soru sormaya başlasa da, İvan endişeli, hareketsiz bir ifadeyle sessizliğini korudu. Bu benim gerçek nikah yüzüğüm değil, diye yanıt verdi sonunda alçak sesle. Kendimikini uzun zaman önce odamdaki şömineye düşürdüm. Oraya koymuştum ve tüm aramalarıma rağmen bulamadım. Kimseye bir şey söylemeden bir başka yüzük sipariş ettim. Parmağımdaki ne? Asıl alyansın üzerinde evlilik tarihiniz yazıyor muydu? Evet, 23 Ekim. Peki ya ikincisinde? Hiçbir şey yazmıyor. Kadının hafifçe tereddüt ettiğini ve gizlemeye çabalamadığı bir huzursuzluk içinde olduğunu hissetti. "Rica ederim," diyerek sesini yükseltti. "Lütfen benden hiçbir şey saklamayın. Biraz mantık ve soğukkanlılıkla birkaç dakika içinde yol aldığımızı göreceksiniz. Devam edin, rica ediyorum." "Bunun gerekli olduğuna emin misiniz?" diye sordu kadın. "Hedefe ulaşmak üzere olduğumuzdan ve her ayrıntının önem teşkil ettiğinden eminim. Ancak acele etmek gerekiyor, vakit azaldı." "Saklayacak hiçbir şeyim yok," dedi başını kaldırarak. "Hayatımın en sefil, en tehlikeli dönemiydi. Kocasının terk ettiği her kadının başına geldiği gibi gurur, baştan çıkarmalar, tuzaklarla sarılmış bir dünyada, evimde aşağılanıyordum. Derken hatırladım. Evliliğimden önce bir adam beni sevmişti. İmkansız aşkını tahmin etmiştim. O adam öldü. İşte yüzüğün üzerine bu adamın adını kazıttım ve yüzüğü de tıpkı bir tılsım gibi taşıdım. Bir başkasının kadını olduğumdan içimde ona karşı aşk yoktu ancak kalbimin derinliklerinde bir anı, üzücü bir düş, beni koruyan nazik bir şey vardı." Herhangi bir utanç duymadan yavaş yavaş konuşmuştu. Belmont kadının gerçeği söylediği konusunda tereddüt etmedi. Sessizliğini koruyordu. "Yoksa kocamın bu işe kalkıştığından mı şüpheleniyorsunuz?" diye sordu tekrar endişeye kapılan İvan. "Gizem burada saklı. Kocanız nasıl öğrendi bilmiyorum ancak yüzüğü değiştirdiğinizi biliyor. Öğlen annesi gelecek. Tanıklar eşliğinde sizi yüzüğünüzü çıkarmaya zorlayacak ve böylece aradığı boşanma kanıtına ulaşarak annesini de ikna edecek," dedi kadının elini tutup altın yüzüğü inceleyerek. "Mahvoldum, mahvoldum," diye inledi İvan. "Tam tersine kurtuldunuz. Yüzüğünüzü bana verin. Çok geçmeden size bir yenisini bulacak ve öğleden önce getireceğim. Hem üzerinde 23 Ekim'de yazacak." Aniden durdu. Konuşurken avuçları arasında tuttuğu İvan'ın elleri buz kesmişti. Bakışlarını kaldırınca genç kadının ürkütücü bir şekilde beti benzinin attığını gördü. "Bir şey mi oldu? Sizden rica ederim." Kadın delice bir umutsuzluğa kapılmıştı. "Oldu tabii. Mahvoldum ben. Alyansı çıkaramam. Küçüldü, anlıyor musunuz? Hiçbir önemi yok. Ben de düşünmemiştim. Bugüne kadar. Bu kanıt, bu suçlama. Ah, nasıl bir işkence. Bakın, parmağımla bir oldu. Derime yapıştı artık. Çıkmaz, çıkaramam." Yaralanma pahasına bütün gücüyle asıldı ama boşunaydı. Yüzüğün etrafındaki et şişiyor. Ancak alyans yerinden kıpırdamıyordu. "Ah!" diye kekeledi. Aklına kendisini dehşete düşüren bir fikir gelmişçesine. "Şimdi hatırlıyorum. Evvelsi gece bir kabus görmüştüm. Biri odama girip ellerimden yakalıyor gibi gelmişti. Ancak uyanamıyordum. Demek oydu, oydu. Beni uyuttuğuna eminim. Alyansa baktı demek. Ve vakit kaybetmeden beni annesinin karşısına çıkaracak. Ah, şimdi anlıyorum her şeyi. Şu kuyumcu... Yüzüğü parmağımdan çıkaracak olan o. Görüyor musunuz? Mahvoldum." Ellerini yüzüne bastırıp ağlamaya başladı. Ancak sessizliği bölen saat 3 kez vurunca İvan yerinden sıçradı. "İşte," diye bağırdı. "Gelecek, gelecek. Saat 3 oldu. Gitmeliyiz." "Siz hiçbir yere gitmiyorsunuz." "Ancak oğlum, onu görmem, kurtarmam gerek." "Nerede olduğunu biliyor musunuz?" "Gitmek istiyorum." "Gidemezsiniz. Bu delilik olur." İvan'ı bileklerinden yakaladı. Kadın kaçmaya yeltenince Velmont, direncini kırmak için kaba hareketlere başvurdu. Sonunda kadını koltuğa götürmeyi başardı. Karşı çıkışlarına aldırmaksızın hemen bez parçalarıyla ellerini ve kollarını bağladı. "Evet," diye tekrarladı. "Bu delilik olur. Kim sizi kurtardı? Kim size bu kapıyı açtı? Bir suç ortağınız mı var? Annesinin karşısındayken kocanızın eline koz vermek olur bu. Hem ne yararı olacak? Kaçmanız demek, boşanmayı kabul etmek demek. Sonucunun ne getireceğini asla bilemeyiz. Burada kalmalısınız." Kadın hıçkırarak ağlamaya başladı. "Korkuyorum, çok korkuyorum. Bu yüzük beni yakıyor. Yüzüğü parçalayın, kırın, Alıp götürün. Bir daha bulunamazsın. Peki ya yüzüğü parmağınızda göremeyince? Onu kim kesmiş olacak? Yine bir suç ortağına çıkıyoruz. Hayır, her şeyi çözeceğim için cesaretle, mertçe mücadele etmeliyiz. Bana güvenin, her şeyi halledeceğim. Kontes Diorny'ye saldırmam, böylece görüşmeyi geciktirmem gerekse bile. Öğleden önce kendim geleceğim. Bu alyansı parmağınızdan çıkaracağımıza ve oğlunuzun geri geleceğine sizi temin ederim. İvan içgüdüsel olarak kendine hakim olup boyun eğerek kendiliğinden ellerini uzattı. Velmont ayağa kalktığında eskisi gibi bağlanmış yatıyordu. Adam odaya girdiğini gösterecek herhangi bir kanıt olmamasına dikkat ederek içeriği inceledi. Sonra tekrar genç kadına doğru eğilip fısıldadı. "Oğlunuzu düşünün. Ne olursa olsun korkmayın. Size göz kulak olacağım." İvan önce yatak odasının kapısının, birkaç dakika sonra da sokak kapısının açılıp kapandığını işitti. Saat 3.30'da bir araba geldi. Aşağı kapı yeniden tıkırdadı ve neredeyse akabinde İvan, eşinin sinirli bir havada hızlıca içeriye girdiğini gördü. Kadının üzerine doğru koştu. Eskisi gibi bağlı olduğuna emin olduktan sonra elinden tutup yüzüğü inceledi. İvan bayılmıştı. Kendine geldiğinde ne kadar zamandır uyuduğunu bilemiyordu. Ancak gün ışığı odayı dolduruyordu. İlk yaptığı hareketle birlikte ellerinin çözülmüş olduğunu fark etti. Başını çevirince yanı başında kendisine bakmakta olan kocasını gördü. "Oğlum, oğlum," diye inledi. "Oğlumu istiyorum." "Oğlumuz emin ellerde," dedi adam, tonundaki alayı hissettiren bir sesle. "Şimdilik sorun o değil, biziz. Hiç kuşkusuz bu sefer son kez yüz yüze geleceğiz. Aramızdaki münakaşa oldukça derin cereyan edecek ve sizi uyarmalıyım ki annemin önünde gerçekleşecek. Sizin için herhangi bir sakıncası yoktur umarım." "Herhangi bir sakıncası yok," diye yanıtladı İvan tedirginliğini saklamaya çalışarak. "O halde kendisini çağırabilir miyim?" "Evet, kendisini beklerken beni yalnız bırakınız. Geldiğinde hazır olacağım." "Annem geldi bile." "Anneniz burada mı?" diye haykırdı İvan perişan halde, Horace Velmont'un verdiği sözü de hatırlayarak. "Evet." "Şimdi mi olacak? Hemen şimdi mi istiyorsunuz?" "Evet." "Neden? Neden bu akşam veya yarın değil?" "Bugün ve şimdi," diye üstüne basa basa söyledi kont. "Gece oldukça garip ve açıklayamayacağım bir olay yaşandı. Buradan uzaklaşmam gayesiyle annemin evine çağrıldım. Bu da beni münakaşayı şimdi yapmaya itti. Öncesinde bir şeyler atıştırmak ister miydiniz?" "Hayır, hayır." "O halde anneme haber vereyim." Yatak odasından çıktı. İvan saate göz attı. Saat henüz 10.35'ti. "Ah," dedi kadın dehşete düşerek. 10.35. Horace Velmont kendisini kurtaramayacaktı. Kimse, dünyadaki hiç kimse onu kurtaramazdı. Çünkü parmağındaki altın yüzüğü değiştirebilecek bir mucize yoktu. Kont, Kontes Diorny ile geri döndü ve oturmasını rica etti. Kontes köşeli suratlı, kuru bir kadındı. Daima İvan'a karşı düşmanca duygularla hareket ederdi. Sanki kararını baştan vermişçesine gelinine selam bile vermedi. "Uzun uzun konuşmanın yararsız olduğunu düşünüyorum," dedi İvan. "Oğlum söz konusu." "Ben bir şey iddia etmeyeceğim anne," dedi kont. "Açıkça belirteceğim. Yemin ederim ki 3 ay önce tatil zamanı halıcı, bu yatak odasının ve diğer odanın halılarını sererken bir parkenin arasında eşime verdiğim nikah yüzüğümüzü buldu. İşte yüzük bu. İçinde 23 Ekim yazıyor." "O zaman eşinizin şu anda taşıdığı yüzük nedir?" diye sordu kontes. "Parmağındaki yüzük, gerçeğinin yerine kendisi tarafından sipariş edildi. Benim talimatım üzerime hizmetçim Bernard uzun araştırmalardan sonra eşimin gittiği kuyumcuyu, şu anda oturduğu Paris'in yakınlarındaki evinde buldu. Bu adam, siparişi veren kişinin yüzüğün içerisine bir tarih değil de bir ad yazdırdığını gayet açık bir şekilde hatırlıyor. Ad aklına gelmedi, ancak belki de yanında çalışan çırak hatırlayacaktır. Bu çırağa mektupla haber verip yardımını istedim. Bana emrimde olduğunu söyledi. Bu sabah saat 9'da Bernard kendisini almaya gitti. İkisi birlikte çalışma odamda bekliyorlar. Karısına doğru döndü. Bu yüzüğü kendi isteğinizle bana vermek ister miydiniz? Sizin de benim bilgim olmadan parmağımdan çıkarmaya çalıştığınız gece öğrendiğiniz üzere yüzüğü çıkarmam imkansız, dedi kadın açık seçik bir tonla. Bu durumda çıraktan yüzüğü çıkarmasını isteyebilir miyim? Gerekli malzemeleri yanında getirdi. Evet, dedi kadın cılız bir sesle. Durumu kabullenmişti. Gözünün önünden geleceğe geçti. Skandal, kendisine açılmış boşanma davası. Çocuğun babaya verilmesi. Tüm bunları oğlunu kaçırıp birlikte dünyanın bir ucuna gidebilecekleri ve tek başlarına mutlu yaşayabileceklerini düşünürken kabul edecekti. Oldukça düşüncelisiniz İvan, dedi kayınvalidesi. İvan kadına her şeyi anlatıp korumasını isteyecek noktaya gelmişti. Ancak bunun ne yararı olacaktı? Kontes Diorny nasıl olacaktı da onun suçsuzluğuna inanacaktı? Duymazdan geldi. Zaten Kont da peşi sıra hizmetçisi ve koltuğunun altında alet takımını taşıyan bir adamla geri dönmüştü bile. "Ne yapacağınızı biliyorsunuz değil mi?" diye sordu Kont adama dönerek. "Evet," dedi adam. "Yüzük artık küçük geldiğinden kesmek gerek. Oldukça kolay. Bir penselik iş. Hemen ardından da yüzüğün içerisindeki yazıyı sizin yazıp yazmadığına bakacaksınız," dedi Kont. İvan saate baktı. 11'e 10 vardı. Kulağına malikanenin bir köşesinde münakaşa sesleri çalınıyor gibiydi. Kendine hakim olamayarak bir umut dalgası hissetti. Belki de Vermont başarmıştı. Ancak ses tekrarlanınca bunun pencerenin altından geçip giden seyyar satıcılar olduğunu anladı. Bitmişti. Horace Velmont artık kendisini kurtaramazdı. Başkalarının boş vaatlerine güvenmemesi, çocuğunu bulmak için kendisinin çabalaması gerektiğini öğrenmişti. İvan irkildi. Kendi elleri üzerinde çırağın kirli ellerini görmüştü. Bu berbat temas kendisini isyan ettirmişti. Adam utanç içerisinde özür diledi. "Karar vermelisiniz," dedi Kont karısına dönerek. Kırılgan, titrek elini çırağın yeniden tutması için uzattı. Adam elini döndürdü ve ayası yukarı bakacak şekilde masaya yasladı. İvan çeliğin soğukluğunu hissetti. Bir anda ölüp gitmek istedi. Ölüm fikrinin cazibesiyle satın alacağı, neredeyse farkına varmadan kendisini uyutacak olan zehirleri düşündü. İşlem hızlıydı. Küçük çelik penseler eli ittirerek yer açtılar ve yüzüğü kavradılar. Büyük bir çabayla yüzük kırıldı. Parmaktan ayırmak için 2 parçayı çekmek yeterliydi. Çırak da öyle yaptı. "Sonunda öğreneceğiz. Kanıt burada. Hepimiz şahidiz," diye haykırdı Kont zaferle. Yüzüğü kapıp içine baktı. Şaşkınlıkla inledi. Yüzüğün içerisinde evlilik yıl dönümleri yazıyordu. 23 Ekim. Monte Carlo'da tepede oturuyorduk. Öyküsü bitince Lüpen bir sigara yaktı ve sessizce mavi gökyüzüne doğru üflemeye başladı. "Ya sonra?" diye sordum ona. "Sonra mı? Maceranın sonu ne olacak?" "Maceranın sonu mu? Anlatacak başka bir şey yok ki. Eğleniyorsunuz." "Kesinlikle hayır." "Bu size yeterli gelmedi mi?" "Kontes kurtuldu. Eşine karşı herhangi bir kanıt sunamayan Kont, annesinin baskısıyla boşanmaktan vazgeçti ve çocuğu verdi. İşte hepsi bu. Kont, terk ettiği karısıyla, şimdi 16 yaşında olan oğluyla birlikte mutlu yaşıyor." Tamam, peki Kontes tam olarak nasıl kurtuldu?" Lüpen gülmeye başladı. "Sevgili dostum." Lüpen bazen beni böyle adlandırma lütfunda bulunur. "Sevgili dostum, cüretkarlıklarımı anlatma konusunda oldukça becerikli olabilirsiniz. Ancak bu kadar da değil. Her şey açıklansın istiyorsunuz. Sizi temin ederim, Kontes açıklamaya ihtiyaç duymamıştı." "Hiç kibirli değilimdir," diye yanıtladım gülerek. "Her şeyi açıklayın." Eline 5 frank alıp avucunu kapattı. "Elimde ne var?" "5 frank." Elini açtı. 5 frank yok olmuştu. "Ne kadar kolay olduğunu görüyorsunuz. Çırak penselerle üzerinde ad yazılı olan yüzüğü kesiyor. Ancak içinde 23 Ekim yazan bir başkasını takdim ediyor. Basit bir el çabukluğu. Çantamdaki pek çoğundan biriydi. İşte böyle. 6 ay pikmenle çalıştım. O halde... Devam edin. Kuyumcu çırağı o muydu? Ta kendisi. Horace Velmont. Cesur Lüpen. Saat 3'te kontesin yanından ayrıldıktan sonra, dışarı çıkmadan önce bana kalan birkaç dakikada eşinin çalışma odasını inceledim. Masanın üzerinde çırağa yazılmış olan mektubu buldum. Böylece adrese ulaştım. Biraz para verdikten sonra çırağın yerine geçtim ve önceden üzerine tarih kazınmış, kesilmiş hazır alyansla geri döndüm. Hokus pokus. Kont hiçbir şey anlamadı. Harika dedim heyecanla. Ancak bu olayda biraz aldatıldığınızı düşünmüyor musunuz? Ah, kim aldatmış? Kontes. Ne bakımdan? Öyle ya, adın bir tılsım gibi yazılması. Kontesi sevip onun için acı çeken bu yakışıklı kasvetli adam. Bütün bunlar bana gerçek dışı gibi göründü ve kendi kendime Lüpen olarak düşününce. Gerçekçi ve pek de masum olmayan bir aşk romanının ortasına mı düştüğünüzü sordum. Lüpen bana yan gözle baktı. Hayır, dedi. Nereden biliyorsunuz? Kontes bana bu adamı evlenmeden önce tanıdığını ve adamın öldüğünü anlatarak gerçeği çarpıttıysa ama kalbinin derinliklerinde bu adamı sevdiyse bunun ideal aşk olduğuna ve kocasının da bundan şüphelenmediğine dair kanıtım var. Neymiş bu kanıt? Kendi ellerimle kontesin parmağından kestiğim yüzükte yazan ad tabii ki. İşte kazınanı kendiniz okuyabilirsiniz. Yüzüğü bana verdi. Okudum. Horace Velmont. Aramızda bir anlık sessizlik oldu. İncelediğimde yüzünde hafif bir duygu, biraz hüzün fark ettim. Sık sık üstü kapalı olarak bahsettiğiniz bu öyküyü bana neden anlatmaya karar verdiniz? Neden mi? Kolunda genç bir adamla önümüzden geçmekte olan, güzelliğini hala koruyan bir kadını bana işaret etti. Kadın Lüpen'i fark edip selam verdi. İşte o, diye mırıldandı Lüpen. Oğluyla birlikte. Demek sizi tanıdı. Hangi kılığa bürünürsem bürüneyim, beni daima tanır. Ama Thibermesnil şatosundaki hırsızlık olayından beri polis 2 adı, Lüpen ve Horace Velmont'u açığa çıkardı. Evet. O halde kim olduğunuzu biliyor mu? Evet. Ve sizi selamlamaya devam mı ediyor? diye sesimi yükselttim kendime hakim olamayarak. Onun için Lüpen olduğumu mu düşünüyorsunuz? Onun gözünde bir hırsız, bir dolandırıcı, bir düzenbaz olduğuma mı inanıyorsunuz? Sefil birisi de olsam, hatta katil bile olsam beni selamlayacaktı, dedi kolumu şiddetle yakalayarak. Neden? Size aşık mı? Haydi bakalım, tam tersine beni hor görmesi için başka bir sebep olurdu bu. O halde... Onu oğluna kavuşturan adamım ben.